Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bu dersimizde önemli bir eserle tanışacağız Allah'ın izniyle. Eserimizin ismi Keşşafu İstilahatil Funun vel Ulum şeklinde, müellifimiz Tahanevi. Tahanevi'nin bu eseri gerçekten önemli. Her bir ilim talebesinin kesinlikle tanıması, okuması ve mütalaa etmesi gereken önemli eserlerden bir tanesi. Zaten Tahanevi'nin ailesine baktığımızda babasının şeyh, dedesinin kadi ve büyük dedesinin Mevlana ve etkal ulema şekliyle, sıfatlarıyla anıldığını görmekteyiz. Özellikle bu ailenin Hindistan'da ilmi bir geleneğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tahanevi'nin de Babürlü Sultanı Evrengzib'in son zamanlarında Tahane'de kadılık yaptığı kaydedilir. Müellif Arapça ve dini ilimleri babasından tahsil ettikten sonra başka hocalara gitmemiş, mantık, hikmet, felsefe, tıp, heyet, hesap, hendese gibi ilimlere dair topladığı eserleri okuyarak kendini yetiştirmiştir. Bu arada terimlere merak saran Tahanevi, her ilmin özel terimleri bilindiği takdirde ilim ve fenlerin tahsilinde hocalara teberrüken ihtiyaç kalacağını düşünerek bütün ilimleri kapsayan bir terimler ansiklopedisi telif etmeye karar vermiştir. Eserin müsveddesi Hicri 1158'de, miladi 1745'te tamamlanmıştır. 18. yüzyılın ortalarında vefat eden müellifin kabri Tahane'de olup günümüzde de ziyaret edilmektedir. Hatta onun yanında kitap okuyanlara ince manaların keşfolunduğuna dair yaygın bir söylenti de mevcuttur. Şimdi ilgili esere baktığımız zaman, yani Keşşaf'a baktığımız zaman, Keşşafu İstilahatil Funun vel Ulum isimli esere baktığımız zaman, burada müellifimizin ilimlere dair uzun bir mukaddime ile başladığını görmekteyiz. Müellifimiz burada ilim ve alimle ilgili kısa tariflerden sonra ilimleri çeşitli bakımlardan tasnife tabi tutmuş, haklarında ansiklopedik bilgi vererek bunları 3 ana başlık altında toplamıştır. Birincisi, Arap dili ve edebiyatı ile ilgili ilimler, sarf, nahiv, belagat, beyan, bedi, aruz, kafiye, hat, inşa, muhadarat gibi. Şer'i ilimler, kelam, tefsir, kıraat, hadis, fıkıh ve ahlak gibi. Hakiki, akli ve tabi ilimler, nelerdi bunlar? Mantık, hikmet, ilahiyat, matematik gibi. Ayrıca fizik, kimya, tıp, veterinerlik, ziraat ve astronomi ile birlikte rüya tabiri, sihir, tılsım ve simya gibi birçok ilimde de bu başlığın altına alındığını görmekteyiz. 55 kadar ilim konusu, çeşitli bölümleri, amacı ve faydası, diğer ilimler arasındaki yeri ve öğretim metotları gibi yönleriyle tanıtıldığını görmekteyiz. Şimdi müellifimiz kimlerden istifade etmiş? Seyyid Şerif Cürcani'nin Et-Tarifat isimli eseri, Şerhül Mevakif isimli eseri, Taftazani'nin El-Mutavvel, Muhtasarul Maani, Et-Telvih, Tehzibul Mantık vel Kelam, Şerhü Şemsiyesi, Kadı Beyzavi'nin Tevali'ül Envarı, Lubbul Elbabı, Minhacül Vusulu, Sekkaki'nin Miftahül Ulum, Hatip El-Kazvini'nin Telhisul Miftah gibi birçok eserlerden istifade ettiğini görmekteyiz. Bunun dışında Ürmevi'nin, El-Merginani'nin, Nasuriddin Tusi'nin, Zamahşeri'nin, Firuzebadi'nin ve daha birçok alimden alıntı yaptığını görmekteyiz. Şimdi eserimizi tanımaya çalışalım. Söz gelimi ihbar kelimesine bakıyoruz. Bakınız, elimizdeki kelime ihbar kelimesi. Burada İngilizce karşılığı verilmiştir. İhbar ne demektir? Bakınız, ihbar kavramı örneğimiz olsun. Bu numune üzerinden kitabın özünü anlamaya çalışalım. Huve indel muhaddisine, muhaddislerin nazarında, muradifun littehdisi, tahdis kelimesinin eş anlamlısıdır. Demek ki muhaddislerin nazarında ihbar eşittir tahdis, tahdis eşittir ihbar. Ancak bazı muhaddisler şöyle demişlerdir. Vakile yine denilmiş ki mugayirun lehu, bazı muhaddislere göre tahdis ayrı bir konu, ihbar ise ayrı bir kavram. Dolayısıyla
ihbar ile tahdis, müradif yani eş anlamlı kavramlar değildir demişlerdir. Tahdis ne demek? Hadisi nakletmek, aktarmak, bildirmek, özellikle sözlü ve şifahi bir şekilde aktarmak manasına gelmekte. Bakınız muhaddislerin nazarındaki ihbarın manasını verdikten sonra ikinci anlam olarak inde ehlil arabiyeti. Arapça ehlinin nazarında yani filologlara göre yutlaku alel haber. Bu ihbar haber manasına gelmekte. Peki haber ne demektir? Ve huve bu haber arkadaşlar bu haber el kelam kelamdır. Ellezî li nisbetihi haricun tutabiquhu ev la tutabiquhu. Şimdi kelam dediğimizde özne ve yüklemden oluşan bir kelime grubundan bahsediyoruz. Arapça ifadesiyle biz buna mübteda ve haber diyebiliriz, fiil ve fail diyebiliriz. Dolayısıyla bir şeyin kelam olması için ya isim cümlesiyle başlayacak, mübteda ve haberden oluşması gerekiyor veyahut da fiil cümlesiyle başlar ve bu da fiil ve fail olmuş olur. Ancak özne ve yüklemden oluşan bu kelamın realitedeki karşılığı olabilir, olmayabilir. Yani bir kelam ortaya koymuş oluyoruz, bir cümle ifade etmiş oluyoruz. Bu cümle özne ve yüklemden oluşuyorsa ihbar olmuş olur. Yani başka bir ifadeyle haber olmuş olur. Başka bir ifadeyle kelam olmuş olur. Bu kelamın dış alemde var olması, olmaması, realitede ve vakada bunun bir mutabakatını olup olmaması bizi bağlamaz. Demek ki Arapça ilmiyle uğraşan alimlerin nazarında ihbar kelimesi haber manasına gelmekte. Haber ise وَهُوَ الْكَلَامِ اَلَّذِي لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُتَابِقُهُ اَوْ لَا تُتَابِقُهُ وَقَدْ bazen يُتْلَقُ عَلَى اِلْقَاءِ هَذَا الْكَلَامِ. Bu kelamın bizatihi söylenmesine de ihbar demekteyiz. Bakınız bu kelamın bizatihi söylenmesine, sözle ifade edilmesine de ihbar demekteyiz. Bu durumda وَهُوَ فِعْلُ الْمُتَكَلِّمِ. İhbar konuşmacının, konuşanın eylemi olmuş olur. Yani söz manasına gelmiş olur. Ey el-keşfu vel-i'lamu. Bu meyanda ihbar kelimesi yani mütekellimin eylemi olan ihbar, keşfetmek, ortaya koymak, bildirmek manasına gelmekte. Ve hâz zahir, bunun da manası zaten açık olarak anlaşılmakta. Çünkü her konuşan kimse duygularını ifade etmeye, keşfetmeye, dışa vurmaya çalışır. Muhatabına iletmeye çalışır. Şimdi birinci manaya baktığımız zaman Sa'dul Mille fi't-Telvihi, Sa'dul Mille Telvih isimli eserinde fi't-Ta'rif usul fıkhi, fıkıh ilminin yani usulü fıkhın tarifini yaparken şöyle demiş. Ne demektir ihbar ya da kelam? El-murakkebu. Mürekkep olandır. Bileşik olandır. Birkaç sözcükten oluşandır. Bir şeyin cümle olabilmesi için, kelam olabilmesi için özellikle Arapçada en az iki kelimeden oluşması gerekiyor. Ancak iki kelimeden oluşması yetmez, et-tamu tam olması gerekiyor. Yani konuşmacı muhatabına vermesi gereken mesajı tam bir şekilde iletmesi gerekmekte. Bu mesajın tam olabilmesi için kelamın yani o cümlenin, o mürekkebin, bileşik olan o ifadelerin özne ve yüklemden, Arapça ifadesiyle, mübteda ve haberden, fiil ve failden oluşması gerekmekte. Ancak el-muhtemilu lisidgi vel-kedibi, bu haber, bu ihbar, bu kelam doğru da olabilir, yalan da olabilir. Çünkü ihbar, haber ve kelam her zaman için doğru ya da yanlış olma ihtimali vardır, doğru ya da yalan olma ihtimali vardır. Şimdi müellifimiz, bakınız muhaddislerin nazarındaki kelamın tarif, ihbarın tarifini verdikten sonra daha sonra filologların nazarındaki manasını veriyor. Usulü fıkıhtaki manasını verdikten sonra belki hiç kimsenin aklına gelemeyecek ve nadir eserlerde bulunan ince bir noktaya temas ediyor. Yusemme min haythu ihtimaluhu alel hukmi. Hüküm ifade etmesi açısından, yargı ifade etmesi açısından
İhbara ne diyoruz? Kadiyeten kaziye diyoruz. Bakınız. Aynı kavram ama özellikle şu kelimeye dikkat ediniz. Min haytu. Biz buna haysiyat kaydı demekteyiz. Zaten müellifimiz burada da söyleyecek. Bazen bezzatu vahidetun, özne tek bir şey olabilir. Ancak itibarların değişmesiyle ibareler değişebilir diyecek bu kavramın sonunda. Demek ki ihbar kelimesine kaziye diyoruz. Kaziye dememizin sebebi yargı ifade etmesinden dolayıdır. وَمِنْ حَيْثُ اِحْتِمَالُهُ السِّدْقَ وَالْكَذِبَ, doğru ya da yalanı içermesi açısından, hem yani doğru ya da yalan olması açısından, böyle bir ihtimalin bulunması açısından haber demekteyiz. وَمِنْ حَيْثُ اِفَادَتُهُ الْحُكْمَ, hüküm ifade etmesi açısından buna ne diyoruz? İhbar diyoruz. وَمِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءَ مِنَ الدَّلِيلِ مُقَدِّمَةً, delilin bir parçası olması açısından buna mukaddime diyoruz. Özellikle mukaddime mantık ilminde geçen bir kavram, önerme manasında gelmekte. وَمِنْ حَيْثُ يُطْلَبُ بِالدَّلِيلِ, delil istenilmesi açısından buna matlup diyoruz. وَمِنْ حَيْثُ يُحَصَّلُ مِنَ الدَّلِيلِ نَتِيجَةً, delilden elde edilmesi açısından buna da netice diyoruz. Bitmedi. وَمِنْ حَيْثُ يَقَعُ فِي الْعِلْمِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ يُسَمَّ مَسْأَلَةً, yine mesele edilmekte. Yani olup olmaması hakkında soru sorulması açısından buna da mesele demekteyiz. Bakınız, tek bir kavram bazen kaziye manasına gelmekte. Neden kaziye manasına geliyor? Hüküm ifade ettiğinden dolayı. Hükme delalet ettiğinden dolayı. Doğru ya da yalan ihtimali olması açısından haber olmuş oluyor. Hükmü dile getirmesi açısından ihbar olmuş oluyor. Kanıtın ve hüccetin bir parçası olması açısından mukaddime, yani önerme olmuş oluyor. Delille istenilen bir şey olması açısından matlup olmuş oluyor. Yine delilden elde edilmesi açısından netice olmuş oluyor. وَمِنْ حَيْثُ يَقَعُ فِي الْعِلْمِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ, hakkında bilgi edinilmesi ve soru sorulması açısından buna da mesele diyoruz. Öyleyse فَذَّاتُ وَاحِدَةٌ, aslında tek bir kavramdan bahsediyoruz. Ancak وَاخْتِلَافُ الْعِبَارَاتِ, bütün bu ibarelerin değişmesinin sebebi بِاِخْتِلَافِ الْاِعْتِبَارَاتِ, itibarların değişmesinden dolayıdır. Yani az önce sözünü etmiş olduğumuz haysiyet kaydının ifade ettiği itibar. Dolayısıyla bu itibarlar haysiyet kaydıyla değişmiş olur. Yani hangi açıdan baktığınız önemli. Eğer hükme delaleti açısından bakarsanız kaziye olmuş olur. Doğru ya da yalan ihtimali açısından bakarsanız haber olmuş olur. Hüküm ifade etmesi açısından ihbar olmuş olur. Delilin bir cüz'ü parçası olması açısından mukaddime, yani önerme olmuş olur. Veyahut da işte dediğimiz gibi delilden elde edilen mahsul olması açısından netice olmuş olur. Ve nihayetinde hakkında sorulan bir durum varsa buna da mesele demiş oluyoruz. Şimdi müellifimiz böylelikle ihbar hakkındaki bütün bilgileri veriyor. Mesela ihya kelimesine baktığımız zaman, bakınız ihya, ce'alu şeyi hayyen, bir şeyi diriltmek, yaşatmak manasına gelmekte. Ey zâ kuvvetin ihsasiyetin ev nami etin, bir kimseyi şuurlu, bilinçli hale getirmek demektir. Ona o gücü, kuvveti bahşetmek demektir. Yani hissetme, yetişme, büyüme gücünü, kuvvetini vermek manasına gelmekte. Peki fıkıh ilmi açısından ne manaya geliyor? At-tasarruf bi ardi mawatin bil bina'i aw'il garsi aw'iz zar'i aw'is saqi aw gayriha. Boş bir araziyi bir binayla ya da bir şey ekmekle, dikmekle, sulamakla, herhangi bir işlem neticesinde diriltmek ve yaşatmak manasına gelmekte. Buna da ihya-i mevat diyoruz. Yani ölü olan çorak bir arazi var, boş bir arazi var.
O araziye bina yapmak, ekmek, dikmek, sulamak herhangi bir işlem neticesinde o arazinin sahibi olmak manasında buna ihya-i mevat diyoruz. Yani çorak ve ölü olan araziyi değerlendirmek, yaşatmak manasında. Bakınız ilk önce sözlük manasını veriyor. Daha sonra fıkıh sahasındaki manasını veriyor. Peki tasavvuftaki manası nedir? وَعِنْدَ السُّفِيَةِ Sufilere göre husulü tecellili nefsi, nefse bir takım tecellilerin meydana gelmesi manasına gelmekte. وَتَنَوُّرُهَا بِالْاَنْوَارِ الْاِلٰهِيَةِ كَمَا عَرَفْتَ Bildiğin üzere ilahi bir takım nurlarla nefsin nurlanması, aydınlanması manasına gelmekte. Bir nevi nefsin diriltilmesi, yaşatılması, hayat bulması manasına gelmekte. Böylelikle müellifimiz hem sözlük manasını veriyor, hem fıkıhtaki manasını veriyor, hem de tasavvuftaki manasını vermiş oluyor. Bu tür eserleri bulmak gerçekten zor ve aynı zamanda bu eser çok nadir eserlerden bir tanesi olduğunu pekala söyleyebiliriz. Eserimize şöyle bir bakalım. İhtilaf kelimesine yer vermiş. Burada ihtilaf kelimesi hakkında tüm bilgileri veriyor müellifimiz burada. Evet arkadaşlar, bu eser gerçekten okumamız, mütalaa etmemiz, kendisinden istifade etmemiz gereken önemli eserlerden bir tanesi. Cenab-ı Hak bu eserden müstefit olanlardan eylesin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.